Hasretim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Ne koşulluymuş bu? Neyle vuracakmış seni? Bilsem. Rapordur, rapor. Şimdi çıkacak mahkemeye, delidir diyecek. Ben de şahitlik edeceğim. Mahkeme bilirkişi atayacak. Akıl sağlığın yerinde olduğu anlaşılacak. Merak etme, hiçbir şey çıkmayacak o rapordan. O raporu daha önceden gösterdi. Bu başka bir şey. Daha büyük bir şeyle vuracak beni. İyi de deli raporundan başka ne var ki abimin elinde? Bilmiyorum ama çok korkuyorum. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var, cümle yasaktan. Bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Babam, gidip şu psikolog ablayla tanışalım mı? Tanışalım da ne söylersem beni ikinize birden verirler. Meleğim, genelde öyle olmuyor ama. Babam, biz ne olursa olsun hep senin yanında olacağız, tamam mı? Ben ikinizi aynı anda istiyorum. Böyle yapışmışız gibi istiyorum. İkinizi aynı anda versin. Verir mi? Meleğim, bu çok da mümkün görünmüyor ama istersen sen önce bir psikolog ablayla konuş, tamam mı? Aa, konuşmayacağım. Vazgeçtim ben. Psikologla konuşmayacağım. Niye baba? Çünkü siz benim istediklerimi yapmıyorsunuz, ben de sizin istediklerinizi yapmayacağım. Ama meleğim, mahkeme istiyor. Biraz mecburuz sanki buna. Yo, kim mecbura yol? Çağla ben. Konuşmak istemediğim psikolog. Ben de melek. Mecbur değil miyim gerçekten? Kim kızarsa? Aman, kızarsa kızsın. Gel bakalım. Hı hı. Hakim amcaya biz de böyle. Konuşmuyoruz diyoruz, susuyoruz. Ne dikiliyor ki bunlar? Bunlar niye bakıp duruyor bize? Galiba böyle susup dikildiğimiz için. Acaba benim odamda mı dikilip sussak? İyi fikir.
Orada mı dikilip susacağım, burada mı? Oyuncaklarla oynayarak susabilir miyim? Olur. Ben Legolarla oynayacağım, sen de seç bir şeyler. Nasıl bir kurşunu? He? Gel hakimin karşısına seni vuracak olan kurşunu gör dedin ya. Kızıma zarar vermedi. Ben başka hiçbir şeyden korkmam. Ben kızıma zarar vermem. Nasıl vermem? Veriyorsun işte. Ha? Ortaklıktan ayrılacaksın diyorsun. Beni kızım yeter diyorsun. Alın bütün hisseler sizin olsun diyorsun. Yeğenli kızının istikbalini de öfkeni kurban ediyorsun. Nasıl zarar veriyorsun? Ne istiyorsun ana? Ha? Ne istiyorsunuz? Semer'i öğrenme şeyi kurtar ama. Hatta şahitlik eden sipahı veremeşe kalsın. Çünkü daha çok yük koşacağız üstüne. Sancar, biz eşeği değil Efe'yi kurtarmaya çalışıyoruz. Yapma be ana. Ben de değirmen dönmeyecek diye çok korktunuz sandım. Ama sıkıntı yok. Alacakuş evladımla ecnebi memleketlere uçar. Alacan nefeste yerdeki koşumlarını takar, değirmeni döndürür, babam döndürür. Uyar mı? Münasip mi gari? Biz de dizide verir, bu herifle paralarımızı sayarız ha? Aman Allah malımıza zeval vermesin. Harama göz dikene midemiz kaldırır ha? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne haramı ne helali? Ben sana göstereyim haramı helali. Ne var lan? Bilmiyorsan gel göstereyim. Ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Ne oluyor ya mahkemelik yerde? Lütfen biraz sakin olur musunuz? Az sonra mahkemeye gireceğiz. Kavga etmenin sırası mı? Sen gelsene benimle. Memleketimde kalacağını yemin et. Hemen bırakayım velayeti. Hayır. Nare. Bak içeride çok kötü bir adam olacağım. Ne yapacaksın? Hı? Deli raporundan daha büyük ne çıkacak ortaya? Ne yapacaksın? Ne yapacağımı değil de... ne yapmayacağımı diyeyim sana. Mesela kızımın anasının adını deliye çıkartmayacağım. O raporu kullanmayacaksın. Kullanmayı da hiçbir zaman düşünmedin, hedef şaşırttın. Ben rapora odaklandım, sen de başka bir şey buldun. Tabii ya. Bak,
Hadi gitmeyeceğim de. Kalacaksın değil mi? Nari bak bana içeride çok kızacaksın. Ben sana değil kendime kızıyorum. Nasıl yedim ki ben bu numarayı ya? Benden savaşması kolay değil Pamuk. Biliyorum. Gel savaşma. Hadi bitsin savaş ha. Belayı sana bırakayım. Kızımızın elinden tutalım, çıkalım şuradan. Bir de üstüne size gazoz ısmarlayayım ha. Ya yine hile yaparsam? Ya kalacağım deyip de gidersem? Nasıl inanacaksın ki bana? Seni inanmamanın acısını çektik değil mi? Bak yıllarca canını yaktım. Şimdi kızımın velayetini almak için canını yakacağım. Çok pis canını yakacağım. Kendi canınla yanacak. Etme. Benim canımı yakacaksın diye senin canın mı yanacak? Yakma o zaman canımı. Ver velayeti bana. Kızımı bana bırak. Sen bırak o zaman kızım bana. Tek başına git o canını yandığımın İsviçre'sine. Tek başına gidebilir misin? Bırakabilir misin beni? Bırakamazsın. Anlasana ben Halim. Ben kızımdan ayrılamam. Sensizlik yakıyor, onsuzluk öldürür. Beni kötü bir adam yapma. Bana kızma. Sen içeride ne yaparsan yap sana kızmayacağım. Kurşunu kalbime de sıksam bir damla kanım akmayacak. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ilk defa haklı bir sebeple canımı yakmış olacaksın. Kızım. Nare Çelebi, Sancar Efeoğlu, vuruşmaya. Hadi bakalım içeri girelim de şu beni vuracak kurşunu görelim. Cezan bitti Melek'ciğim. Bence artık konuşabilirsin. Çok teşekkür ederim anneciğim. Az daha konuşmasaydım çatlayacaktım. Ama ben yine de seninle sadece konuşacağım. Çağla'yla hiç konuşmayacağım. Bence hiç sakıncası yok Melek'in annesi. Melek istediği kadar benimle konuşmayabilir. Siz kendi aranızda takılın. Anneciğim, oğluma söyler misin? Bizi pikniğe götürebilir mi? Meleğin annesi. Acaba Meleğin babasına sorar mısın? Ben de sizinle pikniğe gelebilir miyim? Sancar, Çağla da bizimle pikniğe gelsin mi? Kusura bakmasın Nare. Biz üçümüz gideceğiz pikniğe. Sen, ben, bizim kız. Tamam o zaman. Sen, o, sizin kız. Siz üçünüz ailesiniz diye mi beni de götürmüyorsunuz? Baba, biz aileyiz diye mi götürmüyoruz? Evet babam, biz aileyiz diye. Madem ailesiniz, ben bunu hakime söyleyeyim değil mi? Evet, söyle, söyle. Beni iki senede birden versinler. Zaten mutlu bir aileyseniz ikisine birden verir. Öyle misiniz? Öyleyiz. Yalan söyledim.
Biz mutlu bir aile değiliz. Babamın başka bir karısı var, başka bir çocuğu olacak. Onlar başka bir aile. Ay ben seni çok merak ettim ya. Bebek düştü mü, duruyor mu? Duruyor. Akın Bey demedi mi? Ha dedi de. Ben bu Beyzade'ye pek güvenmiyorum. Kız gelmiş öyle, gel. Bana bak. Bunların hepsi bir işaret. Sen o gün bu Beyzade'ye ne dedin? Sancar'ın kızını sana vereceğim demedin mi? Ne oldu? Kanaman oldu. Çocuk düşüyordu vallahi. Kız bak verme. Destan bunlar, boru değil. Ondan sonra ağ alırsın. Allah da senin bebeğini alır vallahi ha. Bana bak, destan destan deyip durma bak, yoksa. Leyla, sen bize kahve mi yapsan? Cidden bak, çok iyi olur. Çok incesin, çok teşekkürler. Hamile kadın kahve içmez. Bebeğe zarar. Çay içer o zaman. Öyle değil mi Menekşe? Ha, çay içerim. İyi peki madem. Çay getireyim ben size o zaman. Bak buraya zırt pırt gelirsen konaktakileri anlayacak. Bütün konak halkı mahkemede şu an. Melek Hanım'ın velayet davası var ya. Menekşe'yi kim düşünsün? İyi tamam. Niye geldin o zaman? Ben sana ne dedim? Sancar eve yeni ultrason getirtti dedim. Yarın doktor gelecek dedim. Ne yapacağız? Ceylan hamile. Zor tabii. Bu beyni kullanmak. Sen de haklısın. Yarın evde Nari yüzünden bir sinir krizi geçireceksin. Muayenen de iptal olacak. Melih'i bana verene kadar zaman kazanacaksın. O zamana kadar ben de sana bir sahte doktor ayarlayacağım. Doğum zamanı geldiğinde ne yapacağım? Ne doğuracağım ben? Daş mı? Merak etme. Senin doğuracağın çocuğu Ceylan şu an karnında büyütüyor. Ne? Evet, çaylar da geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun bari. Peki, iddiaları dinledik. Melek Efeoğlu'nu velayetinde bulunduran dedesi Güven Çelebi, dilekçesinde velayeti sizin almanızın uygun olduğunu belirtmiş. Mahkememiz çocuğun menfaatlerini gözeterek velayete karar verecektir. Şimdi, eşiniz hamileymiş öyle mi? Doğrudur efendim. Nare Çelebi'nin dilekçesinde hamile eşiniz Menekşe Efeoğlu'nun üvey kızı Melek Efeoğlu'na iyi davranmadığı ve eğer Melek'in velayetini size verecek olursak ona eziyet edeceği iddia ediliyor. Bu doğru mu? Kızıma kötü davranırsa ondan boşanacağımı çok iyi biliyor. Menek şöyle bir şey yapmaz. Sayın hakim, iddiamızı destekleyen şahitlerimiz var. Sancar Bey'in aynı evde ikamet eden annesi Halise Efeoğlu'nu çağırıyoruz. Halise Efeoğlu. Bu taraftan.
Tamam. Geçti ağlama. Bir şey soracağım. Hı. Hani babanın karısı var ya. Hı. Sana iyi davranıyor mu? Davranmıyor hakim bey. Ne yapıyor mesela? Gelin Menekşe. Genç. Yönsüz. Kocasını torunumdan kıskanıyor. Çocuğu sevmiyor. Babasıyla ve üvey annesiyle aynı evde yaşaması çocuğun menfaatleri açısından uygun mu sizce? Değil hakim bey. Annesiyle yaşarsa daha mutlu olur. Buyurun, oturabilirsiniz. Müvekkil mi söz almak istiyor Sayın Hakim? Sancar Bey, söz alın iyi güzel de. Meleğin velayetini annesi Nare Çelebi'ye versek, sizin de eşinizle huzurunuz bozulmasa daha iyi değil mi? Nare Hanım'ın iyi bir işi var. Geliri de iyi. Evinde kızına bakabilecek şartları sağlamış. Çocuğun menfaatlerine uygun görünüyor. Siz de çocukla kişisel ilişki kurma hakkınızı kullanır, mahkemece belirlenen günlerde kızınızla görüşürsünüz. Hakim Bey, kızımı daha göremeyecek olmasaydım size hak verirdim. Pardon, nasıl? Annesi kızımın velayetini alınca onu yurt dışına kaçıracak. Onu bir daha göremeyeceğim. Bu doğru mu? Hayır, doğru değil. Babası istediği zaman kızımı görebilir. Görebilir diyor. O zaman niye bu seneye kadar kızımı göremedim? Niye beni cezalandırmak için kızım benden sakladı? Yok öyle bir şey. Ben sen... Sizi cezalandırdığını nereden çıkardınız? Kendisi söyledi. O ceza üçümüzün birlikte bir hayat ihtimaliydi. Evet, benimle bir hayat mümkün değil. Ama babası isterse kızımızı her zaman görebilir. Böyle bir ceza yok. Böyle bir cezanın olduğunu ve devam edeceğini kanıtlayabilir Sayın Hakim. Peki görelim kanıtınızı. Nane. Bak o kurşunun alnında. Çok canı yanacak. Söz ver hemen vazgeçeyim. Kanıtı görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Melek Efeoğlu'nun velayetini şu an elimde bulunduran Kayyum Güven Çelebi'yi huzurunuza çağırıyorum Sayın Hakim.
Nedir bunlar? Kaç tanesini yanına almış. Ama Polgorissa'daki evde kalanlar bunlar. Bak, özellikle şu işaretli yerde olanlar senin çok işine yarar. Ne kadar istiyorsun? Kızını babasına göstermeyeceğini bu defterlere açık açık yazmış. Kızımın el yazısı. Şahitlik ederim. Defterleri alabilir miyim Sayın Hakim? Evet, buyurun. Buraya yazdığınız notu okur musunuz Nalan Hanım? Bugün meleğimin 4. yaş günü. Hediye olarak yine babasını görmek istedi. Ona babasını göremeyeceğini anlatmanın bir yolunu bul ve asla yumuşama. Sancı. Onu affetmeyeceksin. Unutma. Kızını asla göremeyecek. Asla.
Onun cezası bu. Kızına ancak sen öldüğünde kavuşabilecek. Nare Çelebi'nin bu yazdıklarının kanıt olarak kullanılmasını ve bu defterlerin hepsini mahkemeniz tarafından incelenmesini talep ediyoruz Sayın Hakim. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan, fikrim firarda, mahpusası var eyvah. Mahpusası var eyvah. Şimdi kızın özelini mi ortaya döküyorsun lan? Ha? Olurum. Senin yaşattıkların yüzünden yazdı lan onu. Kızın adını okumayamadı diye. Devri devranda kanun üstüne. Atın bu adamı dışarıya. Kapsalar, söz uçar yazı. İki cihanda eyvah. İki cihan kaleme tedbir. Komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan, fikrim firarda, mahpusası var eyvah. Mahpusası var eyvah. Ana! 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 Neredesin kız sen? Hı? Bir daha böyle geç kalma kızarım. Esraktan mı ana? Sen Efe kadın pozlarımı kesiyorsun bana. Ne var kız? Az keyfini süren dedim. Bence sen o keyfe fazla alışma. Çünkü ben bu gonağın Efe kadınlığını kimseye vermem. Sen de alışma. Bebeğinin düştüğünü bildikleri dakika kovacaklar seni. Bu ne surat öyle kız? Sanki göz aydın almış gibi. Aldım ana. Doğuracağım bebeği gördüm. Kız, ben de... Kız sen ne diyorsun? Rüyanda mı gördün sen? Yok ana. Ha. Doğuracağım bebe. Şu anda. Ulan! Benim neşesi neydin burada? Allah tependen baksın Necdet ya.
Ne diye korkutuyorsun beni? Yok kız, benden sana zarar gelmez, korkma. Sen burada gizli gizli bizi mi dinliyorsun Gülsü'ye? Davuklardan ikisi buraya yumurta bırakıyor. Onu alem diye geldim ben. Hem ne işim olur benim senden? Nerede gördün sen doğuracağın bebeği? Ultrasonda. Yürü ana. Kız sen o güzel ellerini yumurta mı döptün? Dur dur, ben sana yardım edeyim. Sen hiç o ellerini giyletme. Kız de bakayım. Ne bebesi ne görmesi. Kafayı mı yedin sen? Kafayı falan yemedim ana. Bebe diyorsun ya. Hani buraya gelen kahraman var ya. Sancar'ın orada. O. Onun kapatmasının bebesini alacağım. Sancar da kahramanın çocuğuna babalık edecek. Ne? Meneşe. Sen yakacaksın bizi. Hep bebesi yakacaksın vallahi. Sancar o nare garısı yüzünden bütün cihanı yakıyor. Açıkta ben yakayım. Çok mu? Nare. Kızıma gideceğim. Nare. Nare. Çok mu kızdım ana? Ne yaparsam yapayım kızmayacaktın hani? Hani ilk defa haklı bir sebepten dolayı canını yakıyordum? Hadi bak bana ne olur. Okudun mu o defterleri? Sadece senin mahkemede okuduğun yerleri. Geri kalanını okumadın mı? Yalan yok. Çok okumak istedim ama senin özelinde. Benim özelimde okumadın ama mahkemeden namluya sürdün öyle mi? Ben o kurşunu bana sıktırma dedim. Sen bana kurşun sıkmadın. Sen babamla bir oldun, beni çırılçıplak soyup meydana attın. Ama merak etme. Bu savaş burada bitmedi. Ben de seni en zayıf karnından vuracağım. Kime verdiler? İkinize de değil mi? Karar. Duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, Güven Çelebi'nin mahkemeye sunduğu Nare Çelebi'ye ait defterlerin kanıt olarak incelenmesine, psikolog raporunun beklenmesine, Melek Efeoğlu'nun geçici velayetinin Sancar Efeoğlu'na verilmesine. Babam, gel buraya. Hakim geçici bir süre seni bana verdi. Mahkeme bitene kadar. Sana mı? İkinize değil, anneme değil, sana mı? Ama senin zaten bir halen var ki. Senin zaten bir karın, bir çocuğun var. Sen niye verdin ki? Ben annemden ayrılmam. Meleğim benim. Ama sen babanı duymadın galiba. Baban geçici olarak dedi.
gidecekmiş. Ne zaman görecekmişim seni bir daha? Aa! Bak bakayım bana. Bana bak. Ayrılacakmışız gibi konuşmaz mısın lütfen? Bir kere sen nereye, ben oraya. Akıllım, tamam mı? Hakim seni de mi babama verdi? O annen senden ayrılmaz ya, onu diyor. Konağa gitsem menekşeye rağmen bile mi? Babam beni kovsa bile. Başımın üstünde yeriniz var. Melek, ne diyeceğim? Şu konağa gitmeden önce annene babana öteki konuyu bir sorsana. Hı? Öteki konu, he, o konu. Anne, babama sorar mısın? Bizi pikniğe götürebilir mi? Geçen sefer yarım kalmıştı. Piknik. Yarın. Eminiz olur hanımlar. Meleğim, sen babanla konağa geç. Ben Gediz'le bir şey konuşup geleceğim, tamam mı? Ah buyur, ah buyur. Anneciğim, hadi sen arabaya geç. Ama anne. Hadi anneciğim, geleceğim. Kilidi açar mısın arabanı? Sen şimdi kızımla beni eve gönderip Mırıf'la mı gideceksin? Hemen yumuşak karnımdan vurmaya başlayayım mı dedin? Çok pis oynuyorsun Nari Hanım. Asıl pis oynamanın kitabını siz Gediz'le birlikte yazmışsınız ya. Sadıcından sana karşı elinde ne var diye akıl alacağım. Sen şimdi benim gözümün içine baka baka Gediz'le benim kuyumu kazmaya mı gideceksin? Sen benim gözümün içine baka baka defterlerimi ortaya sermedin mi? Niye şaşırıyorsun? Takip edin şunları. Dikkatli olun. Akın yine kaçırabilir. Anlaşıldı Zancır Efe.
Konuşmayacaksın mı? Ne söyleyeyim? Ne bileyim? Sevdalını gerinde bırakıp araba mı bindin? Buradan başlayabilirsin mesela. Onun geçmişte yediği haplardan mahkemede kullanacağım neler var? Oo, oo. Sert oynuyorsun ha? Defterlere mi kızdın? Yok canım. Onunla bir alakası yok. Velayeti geçici olarak aldı ya, o yüzden. Buluruz bir şeyler. Adamda halt çok. Ama eğer böyle yaparsam sizin düşmanlığınızı körüklemiş olmuyor muyum? Bana uyar. Madem hasım olduk hakkını verelim. İlk kılıcı da ben çekmiş olayım. Ama bir şartım var. Yediz bak bana yine gitme kal. Öyle yardım edeyim diyeceksen kalmayacağım. O zaman ben de yardım edemeyeceğim. Sancar'a ilk darbeyi bu şekilde vurmak çok hoş olacaktı. Madem kalamayacaksın, kozlarımızı paylaşacak başka bir şey bul. Kimsiniz lan siz? He? Hakkını... Onlar bizden Gediz Bey. Ne? Niye buradalar? Buraya artık girmek yasak da. Yapma ya. Kim yasaklamış? Özelmük Gediz Bey. Burası artık Sancar Efe'ye ait. Dün satın aldı. Bilsin girmenizi yasaklıyor. Hasımlık varan bir Gediz ağa. Kadınından uzak durmazsan mekanına uzaktan bakar durursun. Tüm mekanlar senin olsun Sancar Efe. Bana yanımdaki yeter. Hadi lan. Aşağı kapıya. Babam. Gel. Gel bakalım. Gel. Ya Gediz sen nasıl böyle bir cümle kurarsın ona? Ne demek yanımdaki bana yeter? Ya Gediz sen neden ateşe körükle gidiyorsun? Ağlıyorsun. Burası da senin en zayıf karnındı değil mi? Biraz dolaşalım, biraz hava alalım. Yine kendi derdini unutup başkalarının derdine mi düşeceksin? Ne yapayım Gediz? Benim de olayım bu işte. Aa, ama olmaz ki Nare. Önce kendini düşüneceksin. Aa, neden Gediz? Yoksa ben narsist miyim? Benden önemlisi yok mu? Ya ne alakası var Nare? Önce kendini düşüneceksin, kendini seveceksin, canını sıkan şeylerden uzak duracaksın. Affedersin de Gediz, ben böyle kendimin yüzüne tüküreyim. İn hadi. Hep bu iyi niyetinden kaybediyorsun, biliyorsun değil mi? Bir gün o iyi niyeti de kaybedeceğim. Tıpkı benim kaybettiğim gibi.